Evet. Bu videomuzda cebirsel ifadeleri işleyeceğiz. Önce bir kavramlarına bakalım. İçinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir. Bilinmeyen görüyorsunuz buradaki harflerimiz artık olacak. Biraz da onu da göreceğiz. Burada bilinmeyen harfler X, N, M gibi harfler. Burada görüyorsunuz işte 6 X demiş. Bu artık çarpı değil ona göre bu X. 7 N. 4M artı 1. Bunlar her biri birer cebirsel ifade. Burada bilinmeyenler harfler veya semboller olabilir. Peki bunlar bizim ne işimize yarayacak? Bunlar bize verilen bir matematiksel ifadeyi, cümleyi ee, matematiksel olarak yani işlemsel olarak yazmayı söyleyecek bize bunlar. Mesela burada bir sayının 3 fazlası. Burada bir sayının ne olduğu belli değil. Biz o bilinmeyen sayılara bir harf diyeceğiz. Örneğin sayımız burada x olsun. E bir sayının 3 fazlası demek o sayıyla 3'ü toplamak demektir. E sayım yok. X var. X ile 3'ü toplayacağım. Ama tabi toplamayacağım. Bunları toplam biçiminde göstereceğim. Yani X artı 3 olarak göstereceğim. Yani bir sayının 3 fazlası dersek demek ki bu X artı 3 olarak ifade edilirmiş. Bir sayının 2 katı bir sayımız bilmiyoruz ne olsun. Dedi ki Y olsun. 2 katı demek kat çarpma işlemidir. Demek ki buradaki sayıyla 2'yi çarpmam lazım. Yani çarpım olarak yazmam lazım. 2 ile y'yi çarpım olarak yazıyorum. Bir sayının 2 katının 3 fazlası. Yine bir sayı bilmiyoruz. Dedi ki z olsun. Önce 2 iki katı. Iki katı çarpma işlemiydi. 2 ile z'yi çarpıyorum. Sonra 3 fazlası. Yani bir ifadeye 3 ekliyorum. Bir sayının 3 fazlasının 2 katı. Sayımız m olsun. Bilmiyoruz. Önce 3 fazlası. m artı 3. Sonra iki katı çarpı 2. Bu çok önemli. Burada m artı 3'ü paranteze almak zorundayız. Niye? Çünkü benden önce 3 fazlası yani toplama yapmamı sonra iki katı sonra çarpma yapmamı istiyor. Yani toplamaya benim işlem önceliğini almam gerekir. Önce toplama yapmak için de toplama olan kısmı paranteze alalım ki işlem önceliği toplama kısmında olsun sonra çarpmayı yapalım. Bunu ben 2 çarpanını istersen bu parantezin başına da koyabilirim. Bunların ikisi de aynı şeydir. Bu arada bundan sonraki işlemlerde 2 çarpı x yerine direkt 2x diyeceğiz. Demek ki veya 3 çarpı y yerine 3y diyeceğiz. Demek ki bir harf ve bir sayı arasında ya da iki harf de olabilir fark etmez. Hiçbir işlem görmüyorsam aralarında mutlaka çarpma işlemi olduğunu anlayacağım. Evet buradaki cümlede göre Bakalım nasıl yazmışız ifadeleri. Bir sayının iki katı. Sayımız x olursa eğer, burada hep x kullanacağız. İki katı demek, sayıyla iki çarpacağım demektir. O da 2x demektir. Arasında çarpma işlemi var diye düşünüyordum. Unutmayalım. Bir sayının 5 fazlası toplama işlemi demek fazlası. Sayıyla 5'i toplayacağım. Sayımız yok. X ise eğer x ile 5'i toplam içiminde yazıyorum. Bir sayının 5 fazlası önce ne yapmam lazım önce? x artı 5'i paranteze alıyorum. Çünkü önce toplama sonra katı çarpma yapacağım. x artı 5 parantezde mutlaka sonra çarpı 2. Bu çarpı 2'yi sonra da koyabilirsiniz. Fark etmez. Bir sayının 2 katının 5 fazlası. Bir sayının 2 katı 2x 5 fazlası da artı 5 olarak yazılır. Bir sayının 7 eksiği sayıdan 7 çıkarmak demektir. Sayımız x ise eğer x'ten 7 çıkaracağız bir sayının yarısı, yarısı demek ikiye bölmekti. Yarısı yani sayının yarısı, ikisi sayıyı ikiye böl. Sonra 4 eksi yani bu ifadeden 4 çıkar demektir. Bir sayının bir fazlasının yarısı. Önce bir fazlası sayımız x ise bir fazlası x artı 1. Bunun yarısı da bu ifadeyi ikiye bölmektir. Evet 10 TL paranın bir kısmı harcandıktan sonra kalan kısım. Yani 10 liradan örneğin 2 lirayı harcasaydım kalan kısmı nasıl bulacaktım? 10 eksi 2 diye bulacaktım. Burada 2 lira değil bir kısmı diyor. Yani bilmediğim bir kısım var. Oraya x diyorum. Demek ki 10 liranın x kısmını harcarsam geriye kalan kısmı 10 eksi x olarak ifade edebilirim. Evet aynı şekilde devam ediyoruz. 125 kilometre yolun bir kısmı girdikten sonra kalan kısmını yeriz. Yolum 125 kilometreydi. Bir kısmını gittim. Yani çıkarmam lazım kalan kısmı bulmak için. O gittiğim kısmı bilmiyorum. X dedik. 125'ten önce o gittiğim kısmı X'i çıkarıyorum. Kalan kısım 125 eksi X. Bunun yarısı da 2'ye böldük. Bölmek demektir bu ifadeyi. Bölü 2. A kilometrelik yolu 8 saatte giden bir arabanın saatteki hızı. Örneğin burada deseydik ki işte 16 kilometreyi 8 saatte gittiğinde 1 saatte gittiği yolu ne yapardım? 8'e bölerek bulurdum değil mi? Ama 16 yok A var. O zaman aynı işlemi düşüneceğim. A'yı 8'e bölerek 1 saatte hızını bulabilirim. X liranın 20 lirası harcanırsa geriye kalan miktar. Örneğin 100 liranız olsaydı 20 lira harcasaydınız nasıl bulurduk geriye kalan kısmı? 100'den değil mi? 20 çıkarırdım. E 100 yok X var. Demek ki aynı şekilde X'ten 20 çıkaracağım. Toplamları 120 olan iki sayıdan biri A ise diğeri kaçtır? Örneğin bu sayıdan biri A değil de bunu bilseydik 10 olsaydı. Toplamları 120 olan iki sayıdan biri 10 sa diğerini bulmak için 120'den 10 çıkarırdım değil mi? Artık 10 yok A diye bir ifade var. O zaman aynı şekilde 120'den A çıkarmam lazım. Litresi 10 litre olan gaz alınan ilk litre gaz yağının fiyatı. Burada yine bilseydim bunun kaç litre olduğunu. Yani litresi 10 litresi 5 litre aldığımda kaç para vereceğimi nasıl bulurdum? 10 ile 5'i değil mi? Çarparak 50 lira verirdim. Burada da artık bilinmeyenimiz x. Demek ki 10 ile x'i çarpıyorum. Yani 10x olarak yazıyorum. Farkları o olan küçük sayı x ise büyük sayı nasıl bulunur? E farklarını biliyorsam küçüğü bulmak için yani küçüğü biliyorsam büyük bulmak için ne yapmam lazımdı? Bunları toplamam gerekirdi. Demek ki x ve 10'u topluyorum. Evet burada ise bize bir cebesel ifadedeki değişkenin değerini verecek. Biz de cebesel ifadenin değerini bulacağız. Örneğin burada 4 çarpı a artı 3 ifadesi var. Demiş ki a eşittir 5 olsun. Tek yapacağım şey burada a gördüğüm yere 5 yazmak. Yani burada 4 çarpı a artı 3 değil 5 artı 3. Gerisi artık işlemi yapmak. Önce parantezden başlıyorum. 5 artı 3 8 yapar. 4 çarpı 8 32 yapar. Yine burada 4x artı 3 ifadesi var. Unutmayalım 4 ve x'in arasında çarpma işlemi vardı olmasa bile burada. Evet x eşittir 2 demiş. Tek yapacağım şey buradaki x gördüğüm yere 2'yi yazmak. Yani 4 çarpı x değil 4 çarpı 2. Ardından da artı 3. E 4 çarpı 2 8 yapar. Artı 3 daha 11 yapar. 48 eksi 5x. Yine burada 5 ve x'in arasında çarpma işlemi olduğunu unutmayacağım. X'imiz 8miş. Yani burada 5 çarpı 8 olması gerekir. E 5 çarpı 8 işlem önceliğine göre önce çarpma yapmam gerekir. 5 çarpı 8 40'tır. 48'den 40 çıkarırsam 8 kalır. Aynı işlemler yine x0 demiş. Tek yapacağım 3 çarpı 0 işlemi yapmak burada. 3 çarpı 0 0 yapar. 50'den 0 çıkarırsam 50 kalır. 52'ye bölsem de 25 olur. x kare eksi 5 demiş x 9 demiş. Yani x kare değil artık 9'un karesi. E 9'un karesi 81 yapardı. 9 çarpı 9 demek çünkü bu. 81'den 5 çıkarırsam 76. 12 artı x küp ifadesi. x de 3'müş. Yani burada x küp değil artık 3'ün küpü. Yani 3 tane 3'ün çarpımı. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27 yapar. 27 ile 12 toplarsak da 39 yapar. Evet şimdi cebesel ifadeki kavramları bir inceleyelim. Bir cebisel ifade toplama veya çıkarma işlemiyle ayrılan her bölüme terim denir. Örneğin burada 8x artı 4y eksi 5. Burada terimleri incelersek 8x yani başlangıçtan artı veya eksiye gelene kadar bir terim. Başlangıçtan 8x'e kadar bir terim. Evet şurası bir terim. Sonra 4y ikinci terim. 4 y'den yani artı 4 y tabii işaret beraber alıyoruz. Eksi y ne kadar? ikinci terim ve eksi 5 y son terim. Bir terimin başındaki sayıya sayısal çarpanına o terimin kat denir. Bu önemli. Unutmayın her terimde katsayı olmak zorunda. Burada 8 x'in kat sayısı sadece sayıya bakıyorum. Yani harflere bakmıyorum. 8. İşareti artı 8 Artı diyebilirim ve sayı 8 de diyebilirim. Çünkü şu önde işaret yoksa onun işaret zaten artı demektir. İkinci terim 4y'ydi artı 4y'ydi. Kaç sayısı? Sadece hafız olan kısmına bakıyorum. 4. Zaten son terim tek başına eksi Bir Bircebesel ifadelere kullanılan x, y, z gibi veya üçgen, kare, yıldız gibi semboller, harfler her birine biz değişken veya bilinmeyen deriz. Bu cebesel ifade harflerimiz x ve y olduğu için değişkenler x ve y'dir. Değişken içermeyen terimlere sabit terim denir. Yani harf olmayan terimlere sabit terim denir, denir. Burada x var da çıkmamış. Aslında buradan incelersek 8x teriminde harf var x. 4y teriminde harf var y. Ama eksi 5'te bir harf yok. O zaman sabit terim eksi 5'tir. Bir cebirsel ifade değişkeni veya değişkenlerin kuvveti aynı olan terimlere benzer terim denir. Örneğin bu da sadece harflere bakıyorum. Sayılarla işim yok. X ise aynısı X olması lazım. Yani 2x ile 5x ikisinde x x olduğu için bunlar benzerdir. Ama 2x ile 2x kare benzer değildir çünkü değişken burada x burada ise X2. x kare. İkisi de x kare olması gerekir ya da ikisi x olması gerekir benzer olması için. Evet bu cebisel ifadede terimleri bakalım. Terimler ilk terimiz 2x. Sonra artı 3y veya sadece 3y diyebilirim. Ve son terimde eksi 1. Eksi iken mutlaka eksi işaretini söylüyorum. Çünkü öndeki eksiyi söylemezsem ben bunu artı 1 diye anlarım. Değişkenler harflerimizdi. Değişkenler x ve y. Kat sayılar her terimde olmak zorunda her terimde harfin dışındaki sayılar kaç sayıydı? Şurayı incelersek buradaki kaç sayı 2, ikinci terimdeki kaç sayı 3, son terimdeki kaç sayı eksi 1. Sabit terim ise harfin olmadığı terimdi. Burada harf var x, burada harf var y, burada harf yok eksi 1. O zaman sabit terim eksi 1. Gelelim buraya. Terimler 4a artı 5b veya 5b Eksi 2C mutlaka eksiği söylüyorum. Ve artı 10. Değişkenler harfler yani A, B ve C. Kat sayılar her terimde kat sayı olmak zorundaydı. İlk terimin kat sayısı 4. ikincinin kat sayısı 5. Üçüncünün kat sayısı eksi 2. Son terimin kat sayısı 10 veya or, artı 10 diyebiliriz. Sabit terim değişkenin olmadığı terim yani harfin olmadığı terimdi burada. Burada harf var A. Burada harf var B. Burada harf var C. Burada artı onda bir harf yok. O zaman sabit terim 10 veya artı 10 diyebiliriz. Evet yine aynı örneğimiz. Burada önemli bir nokta var. Şimdi birazdan oraya geleceğiz. Buradaki terimler başlangıçtan eksiye kadar ilk terim 5AB bu eksiyle beraber diğer artıya kadar yani eksi C olan kısım ikinci terim Artıdan sona kadar da yani artı 4 olan da 3. terim. Değişkenlerimiz harflerdi. A, B ve C var. O zaman değişkenler A, B, C. İşte kat önemli yer burası. Şimdi her terimde katsayı olmak zorundaydı. Kat sayı da bu terimlerdeki normal bildiğimiz sayılardı. İlk terimde kat sayımız 5. Gözüküyor Ama ikinci terimde bir sayı gözükmüyor. Sadece harf var bir de yanında eksi var. Böyle bir kat sayı normal sayıların gözükmediği bir terim varsa harfin önünde bir var gibi düşünüyorum. Yani burada harfin önünde bir olunca önünde de eksi var. O zaman kat sayısı eksi bir olmuş olur. Son terimde tek başına art dört var. O zaman kat sayı dört. Sabit terim harfin yani değişkenin olmadığı terimdi. O da artı dört. Yine buradaki bakarsak terimlerini eksiden diğer artıya kadar eksi a olan kısım ilk terim. Artıdan diğer eksiye kadar artı 3b olan kısım yani 3b olan yer ikinci terim. Eksiden diğer eksiye kadar olan yani eksi 4c olan kısım üçüncü terim. Eksiden sona kadar yani eksi 7 olan kısım son terim dördüncü terim. Değişkenlerimiz harflerdi. A, B ve C. Kat sayılar ne söylediğim gibi her terimde kat sayı olmak zorunda. 4 tane terim varsa 4 tane katsayı olacak. Burada katsayı görünmüyor. Ne düşünecektim? A'nın önünde 1 var diye düşünüyorum. Bir de önünde eksi var. O zaman katsayısı eksi 1. Burada 3. Burada eksi 4. Burada eksi 7. Sabit terim ise gördüğümüz değişkeni olmayan terim eksi 7.